Merhaba. Biz yine ufak bir şehir dışı kaçamağı yapıyoruz. Hello. Şöyle bir göstereyim size burayı. Merhaba. Biz yine ufak bir şehir dışı kaçamağı yapıyoruz. Üstelik bu sefer tatili olan başka bir arkadaşım da eşlik edecek. Artık orada birlikte mi vakit geçiririz, onun orada bir planı var mı bilmiyorum. Birlikte gidelim dedik. Aynı zamanda daha önceden gitmiş olduğumuz Gökçeada ve Çanakkale'ye gidiyoruz. Planımız o yönde yani. Öncelikle ofise uğradım. Bir şeyler vereceğim, bir şeyler alacağım. Hehehe. İltiriş, ne yapıyorsun? Sana tirbüşon getirdim. Bulmuş muydun? Yok, bulamamıştım. O zaman artık buyurun, hizmetinizde. Teşekkür ediyorum hocacığım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim İltiriş. Sen nasılsın? İyiyim, spor çantanın içine eklemem gereken bir şey var mıydı? Direkt çantayı getirdim. Yo, bu. Tamam. Ya ben bazı şeyleri bu çanta yok diye poşete moşete koydum da evde. Ondan sonra bunu da alayım dedim. Arkamda araba var mı? Yok hocam şu anda. Okey. Öpüyorum sizi hocam. Kaçıyorum. Ben tamamdır. Bir Gökçeada, Çanakkale falan yapacağım. Gezeceğim, geleceğim. Cuma günü dönerim. Cuma ya da cumartesi. Tamam, ben daha bu hafta ofise gelmem zaten. Tamam. Seni öpüyorum. Var mı benden bir isteğin? Yok hocam, iyi gezmeler. Yana sağlığı. Onu bir yere bırakırsın, olmazsa Özgür abiye verirsin. Olur ya da bende kalır, geldim de veririm. Olur. Istersen. Hiç acelesi yok. Tamamdır hocam. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet, tirbüşonumuzu verdik, çantamızı aldık. İstanbul'dan yollanıyoruz. Şimdi gidip arkadaşımı alacağım. Ondan sonra da yollanacağız. Akşam 9'da Çanakkale'den feribota, yani Çanakkale'den Gökçeada'ya feribot var. Onu yakalayabilecek miyiz bilmiyorum. Ama deneyeceğiz. Hadi bakalım, deli gibi de trafik var ama. Evet, Uğur Arıcı yine yollarda. Bu arada arkadaşlar, kanalımızı... Neydi o ya? Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben de virajları kontrol etmeyi unutmayayım. Ayrıca yaya geçidinde durmayı da unutmayayım. Siz de unutmayın. Yaya geçitlerinde durun. Evet. Evet, evet. Arkadaşım Rina'yı almaya geldik. Wow. Yolda hiçbir şey çekemedim. Çünkü 3 saatten daha kısa bir sürede direkt feribotu yakalamamız gerekiyordu. Oh, the colors, right? Yeah, I will record for that. Ve... Hiç durmadan geldik. Hiç. Sıfır duruş. Sadece bir Çanakkale'ye girdikten sonra köprü tarafını bir çektik. Bu arada, did you guys know Rina? Hello. maybe you could be see her at my birthday vlog. Right? Yeah. We recorded you. Of course. Yes. Of course. But we just didn't release it yet. But of course we will before this video. Size dışarıdaki renkleri de göstereceğim. Nereye geçiyoruz? Tam sollu devam ediyoruz. Okay. Sadece çatıyı çarpmak istemiyorum. Arabanın tepesini vurmayalım. Okay. 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 It's the perfect time to get in the car. Tam zamanda gelmişiz. Bu arada feribotta çok güzel iki insanla karşılaştık. Biz başta oturduk, sonra bir arka tarafa şeye çıktık, işte güverteye çıktık. Gün batımı vardı, çok iyiydi orayı izleyebilmek adına. Geri döndüğümüzde bizim oturmakta olduğumuz yerde iki kişi oturuyor. Dedik ki hoş geldiniz. Lütfen gitmeyin. We can buy you some tea, right? Yeah. Birlikte dedik çay içelim. Sonra oturduk, çay içmeye başladık ve sohbet etmeye başladık. Can Bey ve Sakine Hanım. Müthiş insanlardı. I really like them, right? I really also like them. Very nice guys. Evet, ondan sonra tabii şimdi I got afraid to offer to record them also to vlog. Çünkü her zaman herkes rahat olmuyor. Her zaman herkes rahat olmuyor. Not everybody likes that. So, maybe next time we can talk to them about that. Evet. And evet. This is the thing I really like in Turkey, that in most of the other countries you cannot do, like, you know, just meet the people next to you on the ferry boat and talking to them all the road and so on. In, for example, I don't know, like really many countries on the East CIS, especially, you cannot just do that because people will just think that you're insane. So this is kind of like really cool thing in Turkey, and I really like that people are friendly here. They're friendly, they're open. You can always find some common topic, any of them, like talk about whatever, about your job, about the situation in the country, whether, and it's not just, you know, like a small talk or something that is common in Europe. This is cool. This is really yeah. cool. Yeah.
Yeah, I also really like it. I also really like it. Yeah. Okay. Şimdi biz adaya ulaştık. Adada bir karavanda konaklayacağız. Önceki vlogdan biliyorsunuz karavanı. Karavanımızda iki tane büyük kocaman yatacak yerimiz var diye. Zaten iki kişiyiz, bize yeterli olur diye düşündük. O yüzden sağ olsun Salih Bey'e buradan sevgiler gönderiyorum. Salih Bey'in karavanında kalacağız. Kendisi karavanın anahtarını nereden nasıl çözebileceğimizi bize söyledi. O yüzden o anahtarı alabileceğimiz kişiyi arayacağım şimdi. Diyeceğim ki merhaba Emin Bey, nasılsınız? Biz adadayız. Müsait misiniz? Anahtarı rica edecektik vesaire. Onun öncesinde de merkeze uğrayıp bir şeyler almamız lazım. So we need to go to a market at the city center and we need to buy something, you know, we have no water, we have nothing. Bye bye. Şimdi biz geleli birazcık oldu. Tabii ki işte içeriye yerleştik. Buradaki kimi eşyaları topladık. İşte çarşafları serdik bilmem ne falan. Genel olarak içeriği hazırladık. Sonra sahile bir yürüyüşe çıktık. Birkaç fotoğraf çektik. Güzel bir akşamdı. Çok iyi hissettirdi bana yani. You also feel so nice, right? Yay. At the with the walking at the beach. Yes, and I didn't drink yet, which is like. Evet, üstelik daha içmedik bile, içilecek. Yolda gelirken işte zeytindir, işte sucuktur, bir şeydir, bir şeyler aldık. Şimdi onlar bir yandan hazırlanıyor. Demin de şöyle bir hikaye anlattır yine. You know the night, hani şövalye olanlar var ya, gece olan değil. Bu gece atıştırmalığına şövalye eti diyorlarmış. Ve kız kıza bir parti yaptıklarında Rina içeri girip demiş ki yani birazcık şövalye etimiz var. Kim şövalyenin etini yemek ister? Haliyle hani İngilizce'de özellikle bilmem neyin eti dediğin zaman birazcık ayıp anlamlara gelebiliyor. Haliyle az önce onunla ilgili bir şaka döndü aramızda, güldük. Ben işte gittim kamerayı aldım ve geri geldim. Sonra dedi ki şimdi dedi fark ettim Sir Lewis Hamilton da bir şövalye aslında çünkü. So what kind of night meat we have? I don't know. How could he taste like a chicken or like a deer? And we have olives, we have some dry meat, it's sucuk. Actually, and we have some pickles. İşte sucuklarımız var. Galiba buna böyle altyazı gerekecek. Yani I think we need to put some subtitles on that video. So. Bu arada size Salih Bey'in karavanını tekrar gösterelim. Önceki videoda çok değinememiştik. Müthiş bir karavan. Bu arada tek başına hemen her şeyi götürebilecek durumda. Şurada işte bir güç kaynağı olarak kullanılabilecek nedir bunun adı? Tüp var. Şurada gördüğünüz siyahlı kısımların arkası cam. Normalde işte daha koyu bir şekilde güneşlikle beraber kapatılabiliyor ama şimdi içerisi essin diye ben camları açtım. Sadece sinekliklerini kapattım. Aynı şekilde ondan burada tavanda da var, göreceksiniz. Burada yatak kısmı var. Burada duşa kabin ve tuvalet kısmı var. Evet, ışığını da açalım. Burada işte makyaj vesaire yapılabilir, incelenebilir. Tamamen self-sufficient, öyle mi denir? Is it the right thing to say for that caravan? Not so, because it has some sun panels, electrical panels. Wow. Üstünde elektrik üretmek için güneş panelleri var. Şu anda bu kullandığımız ışık aslında karavanın yukarıdaki güneş panellerinden. Karavanın kendi şarj ettiği elektriği kullanıyoruz şu anda. Tabii ki gece kapatacağız onları. İşte buzdolabı var. Yes. Şu anda çalışmıyor ama zorlamak istemedim. Çünkü belki o şarj edilmiş elektrikle doğru değildir çalıştırmak diye. Dondurucusu var. Ve şöyle mikrodalgası var. Güzel bir yer. Burası kıyafet dolabı, açmayayım şimdi, özel kıyafetler vardır diye. Burada yine başka bir dolap var. Mutfak yine tam teşekküllü. Burada kahve makinesi, işte çaydanlık, işte lavabo,
Şu pencere de açılabilir. Biraz daha essin isterse kaçabiliriz. Fırın var. Ve işte çekmeceler. Şurada küçük bir depolama alanı daha. Burası müthiş bir yer. Şimdi biz biralarımızı aldık. Atıştırmalarımızı aldık. Biralarımızı içeceğiz. Çin çin. Çin çin. Yeah. Cheers. Cheers. Nice. Wow. Yeah. Okay, bye bye. Evet, dün akşam çok keyifliydi. Biz burada yedik, içtik, eğlendik. Çok keyifli bir akşam geçirdik. Ondan sonra en son şöyle bir şey oldu. İşte film izliyoruz. Rina beni böyle dürttü. Uyuyorsun. Come on. Evet dedim, uyuyorum. Ondan sonra işte sabah 8:30 gibi ben kalktım ve işte dolaşmaca, denize ayak sokmaca, geri gelmece. Sonrasında da gittik, bir denize girdik geldik. Müthiş burası. Dışarıda çekim yapamıyorum çünkü acayip rüzgarlı. Çünkü bu plajı normalde zaten kitesurfing için kullanıyorlar. Kitesurfing, windsurfing, o tip şeyler için kullanıyorlar. Acayip rüzgarlı bir yer. Bize zaten dün şeyden de hani ileride başka bir koy var. Oradaki plaj çok daha sakin oluyor yüzmek için diye. Oraya da gideceğiz, oraya da bakacağız. Ama şimdi bir yemek falan olaylarını çözmemiz lazım. Ama yine de size bir göstereceğim dışarıyı. Buranın sesini kesersin Beyza. Yani rüzgar rahatsız ederse. Evet, karavandan çıktık, yemeğe gidiyoruz çünkü Rina'nın toplantısı yarına ertelendi. So, can you show us the outside from the window? Time when I'm like showing something in the video. Yeah. I am not a vlogger. I never tried that before, so I can just make like wee cards, wee. It was about how you hold the camera and giving it back to me. Okay. Okay. It's like a little fragile baby. This exact point. Yani tam burada tavşan gördük iki tane. Tam şey var ya. You know, a couple of days ago. Some kind of governmental organization, I don't know which one, shared a video from a photo trap. Uh-huh. You know that photo trap? Yeah, yeah, sure. Two rabbits are fighting each other at night. I will definitely show. So, this is the perfect place if something like a zombie apocalypse will happen. Because zombie cannot swim. Oh. And the land is pretty small. There is just a couple of villages. So even if the people will turn to zombie, which I actually not sure about, but we can kill them. You're saying? No, it is a nice place to survive. Yeah, but who said zombies cannot swim? So they don't have to breathe, right? Actually, we never saw a zombie, so we don't know what can they do or what can they not. So. The biggest plot twist of the all zombie movies. Some zombies came. Everybody thinks they cannot swim, so let's go to UK. You know, it's also an island. And and it turns out zombies are really good swimmers. They just can't walk. Zombies are bad at walking, but they're just really good swimmers. How about that plot twist? I don't know how. Oh, Mrs. Zekiye. Yeah. And but Osman. I didn't see Osman the cat. Yes, Osman is a very nice cat. Osman is eating ice cream and chocolate. Yes. Dün gittik oraya işte sinek kovar almaya. Dondurma yiyordu kedi. Çikolatalı dondurma. Neyse, çok sıcak oldu içerisi. Kamerayı kapatacağım. Ses duyulsun diye camları kapatmıştım. Şimdi geri dönüyorum. I closed the window. Yep. Because of the sound. Wow. Evet, arkamızda Gökçeada Dağı hatırası ve Frida Kahlo'yla birazcık burada çekim yapalım dedik. Merkezde birazcık dolaşalım dedi Rina. Benim hiç aklıma gelmeyecek bir şey. Ve dükkanlara girmeye başladık alışveriş için. Yine.
Bir şeyler alındı tabii ki. I'm talking about the shopping. Ondan sonra, aa bu arada direkt böyle dallı mallı kekik var. Müthiş kokuyor. Ben de dedim ki sana böyle bir çiçek almışım da ona hediye etmişim gibi oldu. Arkadaşlar arasında oldu böyle şeyler. Sonra dedi ki ben zaten tam ölü çiçek, yani ölü çiçeği hediye olarak alacak bir tipim. Harika. Ve yes, I have this and this is the perfect thing, you know. Yes. Just... Bu arada burada gerçekten müthiş şeyler var. Bu arada ben dükkan gezmeyi sevmiyorum dedim ama. Pardon, içeride çekim yapabilir miyim? Tabii, buyurun. Teşekkürler. Her zaman önce sormamız lazım. Burada müthiş şeyler var. Okey, şimdi merkezden ayrılacağız inceden. Haritadan bir bakayım bakalım buradan nereye gidebiliriz. Okay, swarming cats. Swarming cats are the main. Yes, I can record them because of it means I will record the people. So and like yes and without their will. Who is this distinguished gentleman? Mustafa Kemal, of course. Mustafa Kemal. Yes, yes. Let's take a video of him. Evet, rüzgardan ne kadar duyacaksınız bilmiyorum ama turumuza başladık. Ve daha önce hep böyle arabayla yanından geçip gittiğimiz, şurada da şöyle bir bina var, bu bir şapel olabilir gibi dediğimiz bazı yapılar var. Bilmiyorum bu onlardan biri mi ama bunlardan birini ziyaret edeceğiz şimdi. Şimdi şöyle bir etrafımda döneyim, çevreyi bir görün. Biz karavana döndük işte görüleceği üzere. Yolda yine tabii ki biralar alındı, işte turşular alındı, bir şeyler alındı. Çalışmayan buzdolabımıza koyalım bunları. Çalıştırmanın bir yolu vardır da işte enerji kaynağı olarak bir şey verince kurcalamayayım dedim, şimdi yanlış bir şey yapmayalım. Ne bileyim, aküden çalıştır deriz, sonra aküsü biter bilmem ne olur. Bu karavanın tepesinde şey var gerçi, güneş panelleri var ama bir şeyler. And Rina da diyor ki işte bütün gün diyor güneşten yandık, yorgunuz, bizi böyle mi çekeceksin? You don't look tired. I just look like a show well your rested. Face to us. I look like a well rested person. Yeah. And now we will watch something again. We will have our beers and the pickles and the sucuk, yeah, and the olives. And M&M's and oh, we didn't get ourselves some coffee for the next morning. İşte masamız, bilgisayarımız var, bir şeyler izleyeceğiz, bira içeceğiz. İşte turşu, peynir, peynirimiz yok. Turşu, zeytin, sucuk, kuru et niyetini aldık onu da. Ondan sonra bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Sonra da yatacağız, uyuyacağız. Ne yapalım? Okay. Oh, this is our last night at the caravan. Yes. Yes. How are you feeling about it? I want to buy a caravan. Really? No jokes. No jokes. Yeah, I really think like I want to maybe someday to buy a caravan because this is something amazing. Salih Bey'e de tekrar teşekkür ederiz. Sizi öpüyorum. Evet, hadi yemek yemeye gidiyoruz. Rina deminden biri diyor ki hadi yemekle gidelim. Yok aman efendim, anahtarım nerede? Kameram nerede? Telefonum nerede? Bunları geç diyor. Sür kardeşim diyor ya. Sür diyor arabayı da yemek yemeye gidelim diyor. Evet. Bugüne de başladık. Sen mi bakıyorsun dükkana? And who are you? Oh, you know. No, he's in charge of this store. Oh, and where's Cleopatra? Where is Cleopatra? Maybe he's got a different Cleopatra. We know her. She's our good fella now. And so are you. Yeah. You're a nice kid. You're a nice, very nice kid.
Bugün Gökçeada'daki son günümüz bu arada. Akşam 7'de feribotla geri döneceğiz Çanakkale'ye. Çanakkale'de Oğuzlarla görüşeceğiz. Ondan sonra... Evet. Şimdi dondurma bulacağız. Dün, evet onu çekmedik. I think we should go that way. Yeah, yeah. Dün küçük bir tane baykuş bulmuşlar yolda. Rina onlara bunu böyle böyle yaparsanız ölür, şöyle şöyle çözmeniz lazım diye söylemek istedi. Ben de kuşları sevmem. Kuşlar bana garip hissettiriyor. İşte tüyleri özellikle işte kuş tüyü muhabbeti. Böyle hani şey olur ya, kara tahtaya birileri gelir ve tebeşirle dikine cırr diye çeker. Bildin mi o sesi? Beyza lütfen o sesi buraya koyma. O olduğu zaman böyle içim bir garip olur ya, tam olarak öyle hissediyorum. Neyse, o yüzden kuş olayı beni çok rahatsız ediyor yani. Rina da dün o baykuşun bütün kanatlarına baktı, tüylerine baktı falan. Ben böyle bütün gün acı çekiyordum yani. Evet, merkezde dondurmamızı yedik. Dondurma ile ilgili çeşitli olaylar yaşandı. Benim külahımdan düştü dondurma topları. Hop yakaladım havada. Geri koydum. Gerçekten böyle bir şey yaşandı yani. Aslında bu tip şeyleri kaydedebilmek için yanımızda sürekli böyle kameralı birileri dolaşsa ne yapsak, Beyza'yı da mı getirsek buralara? Evet, neyse. İşte Tepeköy'e doğru çıkıyorduk. Burada işte asırlık çınar diye tabela gördüm. Dedim ki o zaman bir orayı görelim. Gerçekten müthiş bir çınar ağacı var. Fotoğraf ve video çeken herkesin önünde bayrak gözüksün diye oraya Türk bayrağı da yapmışlar. Ve daha güzel bir şey var. Hemen yanına çay bahçesi yapmamışlar. Neyse, umarım sonraki gelişimizde de burası hala böyle güzel bir boşluk, parkvari bir şey olarak kalır. İleride gerçi çocuk salıncağı gibi bir şeyler var. Ama bir de bu tarafta çok güzel çiçekler var. Oo. Sanırım burada gerçekten böyle çay bahçesi falan gibi bir şeyler varmış. Çünkü zaten bu açıklığın, bunca ağaçlı bir yerde bu açıklığın olması garip gözüküyordu. Ve gerçekten de burada bakın, çocuk oyun bahçesi, işte parkı gibi bir şeyler varmış. Bakın. Gerçekten de burada bir çay şeyi buldum. Yani tam bir Türk şeyiyim. Nedir onun adı? Ulan burada bu varsa bunun çevresinde kesin bundan vardır yani. Evet, horoz ötüyor. Neden ötüyor bilmiyoruz. O da bilmiyor bence. Ay, şöyle bir karşıyı göstereyim size. Evet, Tepeköy'e geldik. Tepeköy'ün meydanına doğru çıkıyoruz. İnsanlar hala burada yaşıyor. Tarihini anımsamıyorum ama burada yazın bir gününde, belli bir dönemde bir festival gerçekleştiriliyormuş. Geçtiğimiz sefer geldiğimizde de söylendi. Bir yıl mutlaka o festivale katılmayı öneriyorlar Gökçeada'ya gelince. Şimdi Tepeköy'ün meydanına çıkıyoruz. Orada çok şık bir kahve var. Geçen sefer orada oturup bir kahve içmiştik önceki vlogdan, anımsarsınız. Sonrasında devamındaki manzarayı mutlaka göstermek istiyorum bu sefer. Çok güzel burası.
Çamaşırhaneye geldik tekrar. Oh, they cleaned this place a bit. Because last time I was here, it was completely a mess. Aydınlatma fenerle. Şöyle bir göstereyim size burayı. Burası 100 yıllar önce diyorlar. Bilmiyorum. Belki 100 yıl önce, belki 200 yıl önce. Okumadım, incelemedim hiç. Gördüğünüz şu kısımlarda kazanlar kaynatılıp, kıyafetler yıkanıp, burada da herhalde dövülüp mi artık ovalanıp mı ne yapılıyorsa giderler var. Oradan da gönderiliyormuş. Yani düşünün, burası devasa bir köy. Dereköy burası. Dereköy'ün zamanında dünyadaki en kalabalık köy olduğuna dair bir söylenti duydum. Bunların hiçbirini akademik olarak, işte tarihsel olarak doğrulayacak bir şey okumadım ya da kaynak gösteremiyorum. Bu civarı dolaşırken insanların söylediği şeyleri söylüyorum. Binalar gerçekten güzel. Yani birkaçını buradan çıkınca gösteririm. Çamaşırhanenin içi gibi aslında çoğu binanın dışı da haliyle bu şekilde taşlarla inşa edilmiş. Civardaki taşlarla inşa edilmiş. Haliyle buraya geldiğimiz zaman arkadaşlarımıza bir gösteriyoruz, ziyaret ediyoruz burayı. Ben son geldiğimde çok kötü durumdaydı. Çöplerle doluydu her taraf. Ama şimdi temizlemişler. Çok sevindim. Buna gerçekten çok sevindim. Buranın temiz ve bu şekilde bakımlı, ziyaret edilebilir şekilde bulunmasına çok sevindim. O yüzden Gökçeada'ya gelirseniz Dereköy'e gelip buranın sokaklarında bir dolaşıp buraları da bir ziyaret etmenizi öneririm. Dereköy'de hala insanlar yaşıyor. Türkiye'nin her yerinde gördüğünüz işte bu ilkokuldur, bu lisedir şeklindeki mavi ve sarı çirkin tabelalar buradaki şekilli binaların üstüne de asılmış ve sokaklarda demin işte gelirken de gördük. Top oynayan, birbirini işte kovalayan çocuklar görüyorsunuz. Belki seslerini duyuyorsunuzdur arkadan. Gerçekten çok güzel. Gökçeada müthiş bir kafa dağıtma yeri. Çünkü bambaşka bir dünyaya girmiş gibi oluyorsunuz. Bu tip yerlerle de pekişiyor. Evet. Evet, bu zeytinyağı fabrikasına geldik tekrar. Ben daha önce Salih Bey beni buraya getirdiğinde de çok heyecanlanmıştım. Yine heyecanlandım. Geçen sefer ne kadar çektiğimizi anımsamıyorum. Sesi de anımsamıyorum. O yüzden hızlıca tekrar çekeceğim. Hapşıracak mıyım? Pi. Ka. Hapşırmasam daha iyi. Pi. Ka. Şu. Siz de görün. Evet. Evet, zeytinyağı fabrikasını anlatalım. Şu bölgede, bakın, şurada zeytinlerin ilk geldiği halinin saklandığı öngörülüyor. Çünkü orada başka bir mekanizma, bir şey yok. Yani öyle sanılıyor, öngörülemez, öyle varsayılıyor. Şurada devamı var. Burada devasa bir makine var. Gördüğünüz gibi değirmen tarzı, burada zeytinler içine dökülüyor. Haliyle onlar eziliyor. Ezildiği zaman yağı çıkıyor ve buradan doğru akıyor. Burada bunun altında bir aç kapa mekanizması var sanıyorum. Çünkü burada bu rotları görüyorsunuz. Belli ki bu rotlar bir şeyleri aşağı doğru salıyor ve geri çekiyor. Böylece bu aşağıya iniyor ve yukarıya çıkıyor. İçerinin güç kaynağı, şurada bir motor var. Çekoslovakya yapımı Slavia marka bir motor var. Dizel motoru. 15 beygir gücünde bir dizel motoru. O kullanılarak buradaki mekanizmalar hareket ettiriliyor belli ki. Ve günün sonunda buradan akan zeytinyağı borular aracılığıyla sanıyorum buralara doluyor. Buralarda alınıp işte paketleniyor. İşte aman efendim testilere, tenekelere, neleri varsa onlara doldurulup götürülüyor yüksek ihtimalle. Şu anda Çekoslovakya diye bir ülke bile yok. Hangi tarihten bilmiyorum. Makinenin fotoğraflarını çekmiştim. Belki o fotoğrafları kullanarak buluruz. Bilmiyorum. Neyse, çok zamanımız kalmadı. Çok yüksek ihtimalle şimdi buradan çıkıp doğrudan Eşele'ye gideriz. Ve karavanı toplamaca, temizlemece ve oradan da şeye doğru kaçış. Çanakkale. Evet, karavanın yanına geldik. Şimdi tabii ki karavanı temizlememiz lazım. Mutlaka sahile gittik geldik. Yerde kum falan olmuştur ne kadar denesek de. Ama dedik ki öncesinde bir yarım saat yüzelim. Yüzdükten sonra da zaten eşyalarımız genel olarak toplu, bir süpüreceğiz ve kaçacağız. Yeah? Yeah. I don't know what did you say. Yeah. Okay. There's a disclaimer. Okay. Bones enough to make my sister laugh.
Welcome to the new age. Welcome to the new age. To the new age. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Evet, karavanı şu şekilde komple temizledik. Sıfırladık. Dün akşamdan içemediğimiz biraları falan da dolapta bıraktık. İçilir. Yeah, now, let's go. We are about to leave the caravan here. How do you feel? Cool. Really cool. Nice. Okay, let's go. We have things to do. We have to buy some things from the Gökçeada Merkez, you know? And first, we have to give the key to Mr. Emin. Neyse, okay. Okay. Kisses and hugs. Hugs and kisses, guys. Bye.